Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yine bir çözümle karşınızdayım. Eğer elinizde eski bir iPhone telefonunuz varsa ve yeni bir telefon aldıysanız herhangi bir program kullanmadan hatta iTunes'e bile gerek kalmadan eski iPhone'unuzdaki bütün verileri eksiksiz olarak hatta çok kolay birkaç adımla yeni telefonunuza atabilirsiniz. Hazırsanız vakit kaybetmeden bu işlemi nasıl yapacağınıza geçelim. Videoya geçmeden önce belirtmek istiyorum. Sağ tarafta iPhone 13 var. Sol tarafta da iPhone 15 Pro var. Bu arada iPhone 13 açık şekilde, iPhone 15 ise kapalı. Şimdi iPhone 15'in açma düğmesine basıyorum. Birazdan kendiliğinden birbirini görecek ve hiçbir programa ya da ekstra bir işleme gerek kalmadan eşleşip bütün verileri öbür tarafa aktaracağız. Yukarıya doğru kaydırıyorum. Şu ekranı da açayım. Buradan Türkçe'yi seçiyorum. Birazdan bu telefon diğerini görecek. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Sürdür diyorum. Yeni iPhone'unuzu kameraya gösterin diyor. Şu şekilde eşleştirdim. Tekrar yerine koyuyorum. Bütün verileri, ayarları otomatik olarak diğer tarafa aktaracak. Şu an gördüğünüz gibi işlem başladı. Her şeyi benim için ayarla diyorum. Buraya diğer telefonumdaki ekran kilidini giriyorum. Bu işlem içerideki verilerin yoğunluğuna ve boyutuna göre değişiklik gösterebiliyor. Buradaki uyarıyı kabul ediyorum. Face ID'yi daha sonra ayarlayacağım. Diğer telefondan verileri aktarayım mı diye soruyor. Sürdür diyorum. Bu telefondaki uygulamalarımı da şu an kendisine aktarıyor. Bu arada Wi-Fi de bağlamamıştım. Kendisi otomatik olarak buradan Wi-Fi ağını çekti. Buradaki koşulları da kabul ediyorum. Bunu yeni iPhone'unuz yapmak istiyor musunuz diye soruyor. Sürdür diyorum. Normal şartlarda bilgisayarımıza iTunes'i kurup bu telefondaki yedeği alıp diğer telefona atmamız gerekiyordu. Ama artık bu işlem bu şekilde yapılıyor ve daha da kolay. Eski telefonumun hafızası 128 GB ve tamamı neredeyse dolu. Bu nedenle biraz zaman alıyor tabii. Burada App Store şifresini soruyor. Evet, App Store şifremi de girdim. Ekrandan diğerinden de izin ver diyorum. Burada yazan kodu diğer tarafa geçireceğim. Buna da tamam diyorum. Şu an veri aktarımı devam ediyor. Nedense bu işlem Samsung'da çok daha önceden başlamıştı. iPhone'un bu işlemleri sonradan yapıyor olması bir garip.
Burada 1 saat, 2 saat yazıyor. Ben videoyu hızlandıracağım. Aralarda uyarı ya da benzeri bir şey çıkarsa ya da bir değişiklik yapmam gerekirse onları da görün diye durduracağım. Ama şu an videoyu hızlandırıyorum. Zaten burada 2 saat yazıyor ama muhtemelen 2 saat sürmeyecek. Ama sürerse de işte içindeki verilerden dolayı sürecektir. Onu 24 geçiyor zaten görüyorsunuz. Ben videomu hızlandırıyorum. Ve gördüğünüz gibi aktarım tamamlandı diyor. Şunu kaydırıyorum ve ekran parolasını girdim. Sürdür diyorum. Face ID'ye gerek yok. Daha sonra ayarla diyorum. Sessiz modda sürdür diyorum. Bunu da sonra diyorum. Yukarı doğru kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi ekran resmine kadar buraya gelmiş durumda. Şimdilik bundan vazgeçiyorum. Aktarım tamamlanmış. Ben silinmesini istemiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda WhatsApp'ı falan da indiriyor. Buradaki bütün programları buraya eksiksiz olarak atıyor. Görüyorsunuz WhatsApp'ta geliyor. Rehberime de bakıyorum. Rehberim de eksiksiz olarak buraya gelmiş arkadaşlar. İşlem bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlı cevap verir olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.